Merhaba arkadaşlar, derslerimize devam ediyoruz. En son görmüş olduğunuz gibi Work sayfamızın yapmıştık, Header bölümünü yapmıştık arkadaşlar. Bu dersimizde birkaç görsel ekleyeceğiz. Portfolyo alanı gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Bunu Elementor'un ücretsiz olan özelliğiyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Work sayfamız bu şekilde. Geliyorum. Add New Section diyorum hemen. Bir tane yeni bir section ekleyelim. Buraya önce şöyle bir heading ekleyelim arkadaşlar. Sonrasında şuraya aşağıya dividerımızı ekleyelim. Sonra dividerın altına tam text alanımızı ekleyelim. Ve son olarak da arkadaşlar şuradaki Image Gallery plugin'ine geliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz tekstin altına ekleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki header'ımızdan başlayarak ne yapalım? Editlemeye başlayalım. Şöyle About sayfamıza dönelim. Başlığımız için şunu klasik şunu kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bu teksti kopyaladım. Dramapsum'un tekstini yapıştırdım. Ne yapıyorum? Tekstimi ortalıyorum arkadaşlar. Style bölümüne gidiyorum. Text color olarak bizim kullandığımız standart renk neydi? E74C3C'ydi sanırım. Onu şuraya yazalım şöyle notepad'le. E74C3C şeklinde yazdık rengimizi. Kopyaladım. Direkt yapıştırılma arkadaşlar. Rengimiz bu şekilde olacaktı. Typography'de ne kullanıyorduk başlığımız için? Galego fontunu kullanıyorduk. Olarak 300 olsun arkadaşlar. Piksel olarak da aslında daha önceki yaptığımız başlıklarla tutarlı olması açısından aynısını kullanabiliriz ama bu daha ana başlık olduğu için bunu biraz daha büyük olarak tutabiliriz arkadaşlar. Şöyle 28 pikseldi ben bunu bırakıyorum. Update edelim. Şöyle Work sayfamıza girelim. Nasıl görünüyor başlığımız? Bakalım şöyle başlığımız var. Tabi bu başlıktan önce biz ne yapabiliriz? Gelip şuradaki section'da arkadaşlar Advanced bölümünde yukarıdan ve aşağıdan 50 piksellik bir marjinimizi verelim. Görmüş olduğunuz yukarıdan ve aşağıdan 50 piksellik marjinimizi verdik. Şimdi geliyoruz buradaki divider'ımıza. Divider'ı ne yapalım? Biraz küçültelim. Öncelikle ortalayalım. Küçültelim arkadaşlar şöyle. Daha önceki sayfalarımıza bakarsak, şimdi About sayfasında şimdi ikiye ayrılmışım sayfanın başlığında küçültmüşüz. Sonra tek alanda büyütmüşüz arkadaşlar. Bunun hepsini aynı da yapabiliriz. Bu şekilde farklı da yapabiliriz. Geldik yine Work sayfamıza. Geliyorum şurada. Bu şekilde kalsın. Rengini de klasik bizim kırmızı sığ rengimizi verelim. Divider'ımıza da. Kırmızımızı rengimizi de verdik. Kolum gibi ne yapıyorduk? Biraz daha yakınlaştırsın. Sıfır olarak yapıyorduk arkadaşlar. Hatta şu Advanced'de de şurada kilidi kıralım. Margin top olarak şöyle eksi -10 gibi bir değer vererek şuradaki divider'ımızı biraz daha yakınlaştırdık. Tekstimizi alalım. Ne yapalım önce? Ortalayalım arkadaşlar. Ortaladık tekstimizi. Yine update ediyoruz. Nasıl göründüğüne bakalım. Tekstimiz bu şekilde görünüyor. Sağdan ve soldan biraz margin verelim ki ortalansın bu. Geliyorum Advanced'de mesela şurayı kıralım.
mesela sağdan 100 piksellik, aynı zamanda soldan da şöyle 100 piksellik marjinler verdiğimiz zaman nasıl? Pardon, marjin değil, boşlukları marjin yapmayalım arkadaşlar. Şunları 0, 0 olarak. Boşlukların bu elementin içinden olmasını sağlamak için marjin değil de şöyle padding verelim. Geliyorum. 100 piksellik sağdan padding verdik. Şöyle 100 piksellik de soldan padding verdik. Update diyorum. Refresh dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tekstimiz de oldu. Tabi bu bizim tasarımımızda bu tarz tekstleri ne yapmıştık arkadaşlar? Font olarak Open Sans olarak fontumuzu değiştirmiştik. Update diyoruz. Refresh dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi buradaki fontumuz değişti mi? Evet, fontumuz da Open Sans olarak oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar galeri bölümüne. Hemen galeri bölümünde ne yapıyorum? Şurada görmüş olduğunuz gibi Add Images alanım var. Buradan görselleri yükleyeceğiz. Ben daha önce arkadaşlar internetten şöyle görseller yükledim 6 tane. Siz de herhangi 400-300 piksel şeklinde. Hatta internetten indirmedim. Ücretsiz bir PSD dosyasından direkt çektim arkadaşlar. Siz de istediğiniz görseli kendi görsellerinizi kullanabilirsiniz. Geliyorum yine. Ne dedik şuraya? Upload image istiyorum arkadaşlar. Select files'a geldim. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki 6 görselimi kontrol tuşuna basarak open diyorum. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu görselleri teker teker yüklüyor görmüş olduğunuz gibi. Görselleri yükledikten sonra sağ altta create new gallery diyor. Yeni bir galeri oluşturuyor yani. Ona tıklıyorum. Yeni bir galeri oluşturdum. Sıralaması benim açımdan çok önemli değil. Siz sıralamayı değiştirebilirsiniz isterseniz. Insert gallery diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada görseller geldi. Şimdi herhangi bir değişiklik yapmadan direkt olduğu gibi bir update edelim bakalım nasıl görünüyor. Refresh diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi görsellerim bu şekilde. Üzerine tıkladığımız zaman şöyle bir lightbox efekti de var arkadaşlar. Gayet başarılı olan bir lightbox efektim de var. Şimdi buradaki görselleri bu şekilde dörde ayrılmış bir sütun olarak mı düşüneceğiz? Daha farklı mı düşüneceğiz? Şimdi benim şurada ana sayfaya gidersek arkadaşlar, ana sayfaya gittiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi sanki sütunlu bölümler hep böyle üçe ayrılmış gibi. O nedenle buradaki görselleri geliyorum. Öncelikle her bir sütun 4 değil de 3 sütun ayrılsın arkadaşlar. Zaten o nedenle 6 görsel indirdim. Sonrasında arkadaşlar bunların 400 değil de 300'e 300 olacak şekilde daha büyük görseller olmasını istiyorum bu şekilde. Daha büyük görseller olmasını istiyorum. Daha farklı neler yapabiliriz? Style bölümüne gelelim. Spacing default mu olsun, custom mu olsun? Bence custom olsun arkadaşlar. Şurada şey yaparak bunu büyüterek ya da küçülterek, hatta şöyle biz bunu şöyle 30 olacak şekilde düzenleyelim istersen. Boşluklarımız 30 olarak kalsın. Update diyorum. Bakalım görsellerim nasıl görünecek. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde daha güzel, daha gayet başarılı gözüktü. Üzerine tıkladığım zaman ne yapıyor? Bu şekilde görsellerim geliyor arkadaşlar. Daha farklı ne yapabiliriz? Şimdi caption olarak caption eklememize gerek var mı? Ben şimdi arkadaşlar herhangi bir caption
eklemeyeceğim. Herhangi bir caption eklemeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde kalması benim açımdan gayet güzel. Herhangi bir şey eklemeyeceğim. Dediğim gibi bu görmüş olduğunuz galeri size arkadaşlar basit gelebilir, eksik gelebilir. Bunun için WordPress'te gayet başarılı ücretli ve ücretsiz pluginler var. Onlara alıştırabilirsiniz. Portfolio plugin, galeri plugin şeklinde internette araştırarak, ama en basit şekli bu anlamda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Son olarak şuradaki section'ımızda birkaç şeyleri unuttuk. Öncelikli olarak stretch ediyoruz tam section'ımızı. Content içeriği box şeklinde değil de şöyle full width olmasını istiyoruz arkadaşlar. Update diyelim. Sonra refresh ediyoruz tekrardan. Bakalım görsellerimiz nasıl görünecek. Görmüş olduğunuz gibi görseller bu şekilde görünüyor. Mesela burada full width bu sayfa için mesela tam ekran olarak ayarlamak, yani daha büyük görseller kullansaydık bu da fena olmayabilirdi, ama görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar en azından benim seçtiğim görsellerin boyutunda böyle full width yapmak sayfayı bence biraz daha çirkinleştirdi. O nedenle geliyorum burada full width değil de box şeklinde olsun bakalım. Update diyorum. Refresh dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kutunun içerisinde arkadaşlar görsellerimin olması gayet güzel gözüktü. Work sayfamızda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde services sayfamızla devam edeceğiz.